Efendim günaydın. Bugün 29 Nisan Cuma, saatler 9.30. Sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Evet sevgili seyirciler, biliyorsunuz Sağlık Merkezi size tıptaki yeni teknolojileri, yeni jenerasyon tedavileri de an be an, kaçırmadan aktaran bir program. Biz bugün istedik ki meme protezlerindeki son yenilikleri aktaralım. Çünkü meme protezleri, meme silikonları 1960'lardan itibaren tüm dünyada yaygın şekilde kullanılıyor. Zaman zaman üzerinde spekülasyonlar da oldu. Ancak artık günümüzde çipli protezler söz konusu. Peki çipli protezler nasıl uygulanır? Diğer protezlere oranla avantajları neler? Bütün bunlara plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Zekeriya Kul Sağlık Merkezi'ne anlatacak. Hanımlar artık çipli meme protezleri eski protezlerin yerini almaya başladı. Çipli protezlerin en büyük avantajı ise meme kanseri ya da memede herhangi bir lezyona karşı sinyal verebilmesi. Çipli meme protezi kimler için uygun? Avantajları neler? Plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Zekeriya Kul Sağlık Merkezi'nde hanımlar için anlatıyor. Evet sevgili hanımlar diyorum çünkü biz hanımları yakından ilgilendiren bir konu, az önce söylediğim gibi 1960'lardan bu yana uygulanıyor. Çünkü hanımlar için göğüs her zaman anneliği, emzirmeyi simgelediği gibi özgüveni de etkiliyor. Genç kızlarımız da son zamanda protezlere ilgi duyuyorlar. Biz en sağlıklısı, en kullanışlısı ve en yenisi nedir? Bunu sormak istedik. Doktorumuz Zekeriya Kul bizlerle ve çipli protezleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız Meral Hanım? Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben böyle yeni konulara izleyicilerimize aktarırken mutlu oluyorum. Çünkü hem sağlık gündemini de takip etmiş oluyorlar. Hakikaten artık Türkiye'de çipli protezler uygulanmaya başladı ve siz uyguluyorsunuz şu an. Evet. Önce hocam aslında telefonları da vereyim. Hanımlar bizi arayabilirsiniz, böyle kendi aramızda aile gibi konuşuyoruz bu konuyu. 0530 040 70 05 ve 06'dan aramanız kafidir değerli hocama. Hocam eski protezlerle yeni bu çipli protezlerin farkı ne? Evet, demin siz de söylediniz 1960'lı yıllardan beri uygulanan bir sistem bu. Meme büyütme ameliyatlarında artık hepimizin kabul ettiği tek modern, etkili, güvenli sistem. Silikon implant ile meme büyütme ameliyatı. Hı hı. Tabii 60'lı yıllardan bugüne kadar teknolojinin gelişimiyle birlikte silikonlarda da bir takım gelişmeler ortaya çıktı. Bu gelişmeleri sağlayan şeylerden bir tanesi hastalarımızın beklentileri, bir diğeri ise ameliyat sonuçlarımız ve cerrahideki, cerrah olarak bizlerin cerrahi işlem sırasındaki beklentilerimiz, ortaya çıkan sonuçlar. Bugün artık gelinen noktada bütün amacımız meme büyütme ameliyatlarında hem güvenli bir sonuç elde etmek, yani hastaya estetik bir sonuç elde ederken zarar vermemek, hem de elde ettiğimiz sonucu kalıcı kılmak. Geçmiş yıllarda tabii ki silikon vücuda zararsız bir madde ama üretim teknolojisiyle alakalı olarak bir takım sıkıntılar yaşanmış. Ve son 20 yıldır da neredeyse teknolojik gelişmelerde bir duraksama saptanmış. Evet. Bugün artık gelinen noktada biz silikonların vücut tarafından kesinlikle reddedilmediğini, estetik açıdan bakıldığı zaman doğal meme kıvamında sonuçlar elde ettiğimizi, hı hı, ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi implant içerisine medical grade bir çip yerleştirerek implantın etrafında, hı, ve meme dokusunda ileriki yıllarda, tabii ki şu an çalışmalar da devam ediyor, herhangi bir değişiklik, bir patolojik durum ortaya çıktı mı, hı, bu konuda da bize sinyal verecek bir sistem geliştirildi. Hı hı. Şu an biz bunu kullanmaya başladık. Hı hı. Yakın zamanda da muhtemelen ülkemizde birçok plastik cerrah tarafından da kullanmaya başlanacak. Evet. Geçtiğimiz günlerde zaten bir basın toplantısı yaptınız. Bununla ilgili sunucu, oyuncu, manken Deniz Akkaya da çok ilgi göstermişti. Evet. Bizim de katıldığımız bir basın toplantısıydı bu. Şimdi hocam aslında meme büyütme operasyonlarının totalini sormak lazım. Şimdi son dönemde hakikaten genç kızlarımızın da ilgisi çok büyük. Ve hep annelerin ya da genç hanımların kaygısı şu. İşte ben çocuk doğurup
emzirirsem acaba problem yaşar mıyım? Ben böyle onların çok sorduğu sorularla başlayacağım. Evet. Onlardan da sorular gelecektir. Hakikaten doğurmak isteyen bir hanımın süt bezlerine protez zarar verir mi diye sorayım. Evet. Şimdi bu en çok sorulan soru tabii ki. Haklı da bir soru. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki biz implantı kesinlikle meme dokusunun içerisine yerleştirmiyoruz. Meme dokusunun altında, hatta onun altındaki kas tabakasını da altına yerleştiriyoruz. Dolayısıyla süt bezleriyle memenin fizyolojik yapısıyla herhangi bir temasımız söz konusu değil. Dolayısıyla da süt verme fonksiyonlarına veya memenin diğer fizyolojik fonksiyonlarına herhangi bir zarar söz konusu olmuyor tabii ki. Emzirme sırasında engel yok ama emzirme sırasında tabii ki göğüste bir büyüme ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak implantın ve göğüs büyümesinin de etkisiyle göğüslerdeki büyüklük bazen hastalarımızı rahatsız edebiliyor. O yüzden biz genç bir kız bize ameliyat için başvurduğu zaman eğer evlenmediyse planlama yaparken, beklentilerini dinlerken kendisine şunu söylüyoruz. Yarın öbür gün emzirme sırasında bu göğüsler büyüyecek. Dolayısıyla şu an implantımızı planlarken olabildiğince konservatif sınırlar içerisinde kalmalıyız. Çok abartıya kaçmadan, ileriki yıllarda hesaba katarak bir planlama yapmalıyız şeklinde telkinlerde bulunuyoruz. Bu noktada önemli. Evet, o beden manasında. Çünkü evet, süt bezleri şişiyor asla emzirirken. Asla. Peki, süt bezlerine herhangi bir zararı yok yani. Peki hocam, bir diğer sorum yine çok güncel sorulardan biri bu da. Şimdi bundan 3-4 yıl önce bazı markalarda tüm dünyada silikonlar kanser yapıyor diye bir haber çıktı. Ve o silikonlar piyasadan zaten toplatıldı. Şimdi hala şunu soranlar var. Bana da dönem dönem soruyor eş dost arkadaş. Ya biz bunu yaptırmayı düşünüyoruz ama kanser yapar. Şimdi başta şunu söylemeli. Silikon bir kere inert bir madde. Yani vücudumuz tarafından reddedilmeyen, vücuda rahatlıkla adapte olabilen bir madde. Hatta vücudumuzda normalde de yediklerimizden, içtiklerimizden, giydiklerimizden vücudumuza geçen kan dolaşımımızda bir miktar silikon da var. Evet. Burada tartışılan konu şuydu geçmiş yıllarda. Üretim aşamasında tıbbi anlamda onay alınmamış jellerle yapılan silikonlar zarar verir mi şeklinde bir takım soru işaretleri ortaya çıktı ki zaten bu konuda bugün artık ispatlanmış, kendini ispatlamış, Amerikan İlaç Dairesi tarafından onay almış bir takım markalar var zaten. Bunlara ilgili herhangi bir sorun yok. Evet. Ama geçmiş yıllarda da siz de belki hatırlarsınız. Bir marka üzerinde böyle yoğunlaşıldı. Böyle bir tartışma ortaya çıktı. Zaten o marka üretimden kaldırıldı. Evet. Bir kere silikon kesinlikle yabancı bir madde olarak algılanılmıyor. Sadece üretim aşamasında Amerikan İlaç Dairesi'nin belirlediği kriterlere uygun olarak üretim yapılmış olması gerekiyor ki biz bu implantı güvenle kullanalım. Kaldı ki şöyle bir çalışma da var. İmplantlı hastalarda, yani göğüs büyütme ameliyatı olmuş hastalarda normale göre meme kanseri riski daha düşük. Evet. Daha doğrusu meme kanseri görülme oranı daha düşük. Bunun nedeni şu. Zaten bir bayan eğer göğüs büyütme ameliyatı istiyorsa meme dokusu azdır, miktar olarak azdır. Göğüs dokusunun az olması demek kanser ihtimali de bir miktar düşürmüş oluyor. Eğer bu açıdan bakarsanız, bu açıdan bakarsanız oran düşük. Ama ortaya çıkacak risk üzerinde ne artı ne eksi yönde hiçbir değişiklik sağlamıyor kullandığımız silikon implantlar. Peki şimdi özellikle oradan buraya geçmek istedim. Hocam, bu yeni jenerasyon çipte olan silikonlar nasıl? Şimdi izleyicilerimiz bunun mekaniğini merak edecekler. Ve bildiğim kadarıyla silikonlarda damla ve yuvarlak silikonlar var. Ama burada aynı silikon sizin ayakta durmanız ya da yatmanıza göre, vücut şeklinize göre damla ve yuvarlak şeklinde aynı silikon alabiliyor. Evet. Değil mi? Evet, yanılmıyorum. Bir anlatalım bunu. Şimdi geçmiş yıllarda siz de az önce bahsettiniz, yuvarlak implantlar ve damla implantlar şeklinde iki sınıfta topluyorduk implantları. Aynen. Bazen yuvarlak implantlar gerekliyken bazen de damla implantı kullanmak zorunluluğu ortaya çıkıyordu. Ancak damla implantlara karşı şöyle bir korku vardı. Dönme ihtimali olabilir. Buna bağlı olarak da estetik anlamda çok kabul edilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Yuvarlak implantlara karşı da şöyle bir ön yargı vardı. Ayakta durulduğu zaman natürel olmayan bir görüntü ortaya çıkartır. Özellikle dekolte bölgesinde
hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarır şeklinde görüşler var. Yapay duruyor. Evet. Evet. Ancak bugün kullandığımız çipli silikon implantta şöyle bir artı var. Yatay pozisyonda durduğu zaman implant yuvarlak implantı taklit ediyor. Hmm. Dikey pozisyona geçtiği zaman damla yandan bakıldığı alıyor. Zaman damla şeklini alıyor. Yani üst polün üst kısmının düz gelip altın yuvarlak olduğu bir görüntü ortaya çıkartıyor. Böylelikle hem yuvarlak implantın hem damla implantın avantajlarını bünyesinde barındırmış oluyor. Ayrıca tabii diyeceksiniz böyle bir şey nasıl gerçekleşiyor? Hı. İmplantın içerisindeki jelin özelliğiyle alakalı bu. Ha. İçerinde süper jel adı verilen bir jel var. Evet. Bu jel ayakta durulduğu zaman otomatikman aşağı kısma yer doğru yer çekim bağlı. Etkisiyle yer değiştiriyor ve alt kısma daha çok hareket etmiş oluyor. Buna bağlı olarak da damla implant görüntüsü ortaya çıkıyor. Hı hı hı. Tabii bu işin... Şu an ekranda da zaten animasyonu var. Bir telefon alayım mı hocam? Tabii ki. Tabii. Şimdi hanımlar benimle böyle şeyleri konuşmayı seviyorlar. O yüzden rahat rahat arayın diyorum. Özellikle soruyu merak ediyorum. Tokat'tan Atiye Hanım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Hayırlı yayınlar. Sağolunuz efendim. Buyurun sorunuzu alalım. İyiyim, sağ olun. Ben şöyle bir şey soracaktım. Benim kızımın göğüsleri çok büyük, ameliyat olmayı istiyordu. Biraz da sırt kısmında işraha bayağı kamburluk şey yapıyor göğüslerinin dolayı galiba. Göğüs araları çok yarılıyor. Evet, bir de böyle büyük olup küçültme operasyonları evet. istenebiliyor. Çünkü biliyorsunuz hocam boyunda ağrılara yol açıyor değil mi? Özellikle büyük göğüslerinde evet, evet, sıkıntısı var. Çünkü ben de vahveden problem etmiyorum da kızım çok problem ediyor. Anladım. O yüzden peki. Yani ne yapabiliriz? Peki. Hoşçakalın Atiye Hanımcığım. Hocam şimdi hani biz büyütmeyi konuşuyoruz ama madem sizin en çok yaptığınız operasyonlar arasında bunlar da var. Evet. Küçültme operasyonları çok kısa cevap küçültme verelim. Küçültme operasyonları biraz daha bizim için kıymetli operasyonlar. Hı hı. Hastaya hem estetik anlamda hem de fiziksel anlamda fayda sağlamış oluyorsunuz. Hı hı. Hatta ben bu ameliyatları biraz daha rekonstrüktif ameliyatlar sınıfına sokuyorum. Küçültme hı hı. ameliyatlarını. Her ne kadar büyütme ameliyatları da çok keyfi şekilde yapılmasa da ülkemizde özellikle şöyle bir geçmişte yaptığımız ameliyatlara baktığımız zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Gerçekten göğüsü yok denecek kadar az olan bayanlar bize ameliyat için başvuruyor. Aynen. Hep şöyle bir görüş vardır. Estetik ameliyatlar keyfi amaçlar için yapılır. Aslına bakarsanız bütün estetik ameliyatların hepsinin bir amacı vardır. Aynen. Ki bunlar da keyfi ameliyatlar değil. Özellikle bu operasyonlar için az önce söylediği gibi hanımefendi işte çok büyük göğüslü hanımların bel, sırt, omurga ağrıları kesinlikle, çok yaygın. Örneğin. Kesinlikle. Bize zaten beyin cerrahları, fizik tedavi uzmanları kimi zaman direkt hastayı bize yönlendiriyor. Çünkü yapılan fizik tedaviden sonuç alabilmek için öncelikle ön bölgedeki yükün ortadan kalkması aynen. gerekiyor. Aynen. Bu aynen. noktada göğüs küçültme ameliyatı gerçekten lazım. Önemli. Peki hocam şimdi siz az önce geniş çipli silikonların özelliklerini sayarken sanıyorum biraz şu sürtünme, evet. kasa sürtünme önemli. Çünkü çok aktif çalışan, spor yapan hanımların bu tür şikayetleri vardı geçmişte. Evet. Pütürlü doku, kasa çok sürtünüyor ve rahatsız oluyorum ya da orada bir lezyon oluşur mu korkusu. Evet. Bunlar da değişti mi artık? Şöyle, hem biz plastik cerrahlar hem de hastalar geçmiş yıllarda silikon denince direkt silikon şekliyle ilgilenirdik. Hı. Aslında son dönemlerde üzerinde durduğumuz birkaç nokta var. Bunlardan hı. bir tanesi az önce bahsettiğim reoloji adı verilen bir bilim dalı var. Evet. Yani jelin akışkanlığıyla ilişkili fiziksel özelliklerini inceleyen bir bilim dalı. Hı hı. Bir de triboloji diye bir bilim dalı var. Hı. Tribolojide implantın yüzeyindeki sürtünmeyi inceleyen bir bilim dalı. Evet. Çipli implantlar bütün bu bilim dallarının söylediklerini, öne sürdüklerini dikkate alarak üretilmiş bir implant. Uzun yıllar RGS'i yapılıyor benim kesinlikle, bildiğim. Kesinlikle. Kesinlikle. Tribolojide de yüzeydeki sürtünme, yani sürtünmeden kastımız şu, kas altı koyduğumuz zaman implantı hareket sırasında kasın implant yüzeyiyle olan sürtünmesini incelemişler. Hı-hı. Bu incelemeye bağlı olarak implantın yüzeyinde bir aşınma oluyor mu? Veya hı-hı. sürtünmeye bağlı olarak kasın yüzeyinde herhangi bir zarar ortaya çıkıyor mu? Yani hı-hı. iki taraflı bir hadise. Hem dokuya zarar vermesin hem de implant yüzeyinde herhangi bir aşınma olmasın diye çalışmalar yapılmış. Hı. İşte çipli implant bu noktada da ciddi avantajlar sunuyor bize. Hı. İmplantın yüzeyindeki pürüzlü yüzey nanoteknolojiyle üretildiği için diğer klasik implantlara göre biraz daha
ipeğimsi bir doku var. Dokuya sahip. Hmm. Dolayısıyla sürtünme olsa dahi, yani zarar bayanlar vermiyor. Spor yaptığı zaman sürekli bir sürtünmeyle karşılaşıyor implant, herhangi bir zarar görmüyor. Bu çok önemli bir nokta. Nanoteknolojiyle üretildi. Evet, evet. Peki şimdi gelelim şu kanser meselesine. Evet, meme seya. 8 kadından birinde maalesef görülüyor ve biz hepimiz çok uyanık olmak zorundayız. Mamografi evet altın standart tanıda ve biz hanımlar 40 yaşından sonra belirli periyotlarla bunu yaptıracağız. Lakin çipli implantlar en azından kadınları bildiğim kadarıyla şöyle bir uyarıyor. Değil mi hocam? Tanı değil elbette. Muhakkak. Değil mi? Bir anlatalım mı bunu? Şöyle, şimdi çip hala üzerinde çalışılan bir konu. Yani şu an tamam implantlarda kullanıyoruz ama şu an çip sadece implantın elektronik kimlik kartı özelliğini taşıyor. Ayrıca ısı değişimini algılayan bir sisteme sahip. Üzerinde çalışılan konu ise gelecekte, yakın zamanda bize şu tarz bilgileri de sunacak. İmplantın etrafında herhangi bir kapsül oluştu mu? Bu kapsülün şiddeti nedir? Kapsül implant herhangi bir zarar veriyor mu? Veya kapsül ve etrafında herhangi bir tümöral oluşum oldu mu? Biliyorsunuz tümör hücreleri normal hücrelere göre daha fazla çalıştığı için ısı yayma özelliğini de termal etkiyi de algıladığı için çip gelecek zamanda bize bu konuda da bilgi verecektir. Direkt tabii ki teşhis yöntemi değil dediğiniz gibi ama hastanın belli dönemlerde bize kontrole geldiği zaman bu tarz bir termal etkiye bağlı olarak bir değişim saptarsak muhakkak diğer görüntüleme sistemleri, diğer teşhis yöntemlerine başvurmasını sağlayacağız. Buna vesile olacak bir sistem. Şimdi hocam bir aygıt görüyorum orada. Evet. Çiple alakalı yönü nedir? Onu bir kameraya doğru gösterelim. Evet. Şimdi yakından gösterelim. Evet, yakından çekebilirsek. Protezin üzerindeki yazılar görünmesini rica edeceğim. Protezin içerisinde bir çip mevcut. Evet. Bu çip implantın az önce söylediğim gibi elektronik kimlik kartı özelliğini taşıyor. Küçücük bir çip ama. Çok küçük. Evet. Bununla birlikte tabii ki çipin bazı hastalar soruyorlar herhangi bir zararı var mı? Hisseder miyim diyorlar. Hisseder miyim? Yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Artı medical grade özelliği taşıyan bir çip. Yani tıbbi anlamda da vücutta kullanılabilecek bir çip. Dolayısıyla o konuda herhangi bir zararı yok. Çip ileriki yıllarda 10 sene geçse, 20 yıl, 30 yıl sonra hasta bize başvurduğu zaman bir kere hangi implantı taşıdığını rahatlıkla bu alet sayesinde görebileceğiz. İmplant bir nevi kayıt altına alınmış olacak. Yani kimlik kartı size kayıtlı her şeyi. Kesinlikle. Bu bir. İkincisi, gene ileriki yıllarda şu an Ar-Ge çalışmalar devam ediyor. Az önce söylediğim gibi bir takım yazılımlar eklenerek implantın etrafındaki herhangi bir patolojik oluşumu bize bu konuda bilgi verecek. Yani direkt teşhis sunmayacak elbette ama böyle bir oluşum var. Bundan sonra görüntüleme sistemlerine geçebiliriz şeklinde bize mesaj verecek. Bizim için şu an en önemli konu şu. Daha önce göğüs büyütme ameliyatı olmuş hastalar bize sık sık kontrole gelirler. Bazı nedenlerden dolayı implantlarını değiştirmek isteyebilirler. Bu konuda biz kendilerine şu an hangi implantı taşıdıklarını, implantlarının büyüklüklerini sorduğumuz zaman herhangi bir yanıt alamıyoruz. Bu bizim için ciddi anlamda bir sıkıntı. Hastanın haberi yok, bir haber aslında durumdan. Yani kullanan implantın ne olduğunu, büyüklüğünü, bilmiyor. Cinsini bilmiyor. Dolayısıyla herhangi bir revizyon ameliyatı planlayacaksak bir nevi kapalı bir kutu. Hocam, ameliyata plansız ediyorum. Bir şekilde şimdi, giriyoruz. Hanımlar bütçelerini böyle denkleştirirler genelde. Hatta günlerde aralarında toplarlar. Altın günlerinde falan filan. Ve bu operasyonları genelde öyle yapıyorlar Türkiye'de. Çok mu pahalıdır çipliler? Yani fiyat veremiyoruz ama. Çok ciddi bir fark yok. Fark çok onu değil. Onu söyleyeyim. Evet. Bu sadece teknolojinin bize sunduğu bir imkan. Muhtemelen ileriki yıllarda biraz teknoloji. Kullanılmalı. İleriki yıllarda belki bunun üstüne de bir takım artılar eklenecek ve sürekli gelişim gösterecek. Bizim üzerinde durduğumuz nokta yaklaşık 15-20 yıldır hiçbir gelişme olmadan bir süreç yaşanıyordu. Çipli implantlar bu süreci bitirdi. Evet, bir yenilik. Bu yenilik çıktı. Sundu. Bundan sonra belki biraz daha gelişecek ve sürekli teknolojiyle paralel olarak biz ameliyatlarımızı, ameliyat tekniklerimizi geliştirmek zorundayız. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Evet. Bursa'dan Meryem Hanım hattımızdaymış. Efendim Meryem Hanımcığım günaydın. Günaydın.
Günaydın, iyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sorunuzu alalım mı? Benim de göğüslerim büyük biraz. Biraz değil, bayağı büyük. Sırtım ağrıyor. Böyle omuzlarım, sütyen yerleri çukurlaştı. 60 yaşındayım. Hep korktum şimdiye kadar ameliyat olmaya. Ne yapmam lazım? Cesaret edemiyorum. Bakın şimdi özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Beyefendi ne diyor operasyon olmanıza? Eşim mi? Aha, ne diyor? O tamam diyor canım. Oh süper, tamam. Hoşça kalın. Şimdi Meryem Hanımcığım biraz bunu soracağım. Çünkü belli ki büyütme operasyonlarının yanında küçültme derdi olanlar var ve hepsi sağlık. Şimdi 60 yaşındaki Meryem Hanım herhalde hani güzelliği için bunu düşünmüyor. Kesinlikle. Belim ağrıyor diyor, boynum ağrıyor diyor hocam. Böyle hanım çok fazla var. Kesinlikle. Değil mi? Bana da yakın zamanda bir hastam gelmişti 65 yaşında. Ameliyattan sonra söylediği şey şuydu. Eğer bu kadar rahatlayacağımı bilseydim keşke ben önce yıllar önce yaptırırdım. Tabii geçmiş yıllarda estetik ameliyatlara karşı bir ön yargı da vardı. Evet. Artık o ön yargı ortadan kalktı. Gerçekten az önce de söyledim. Hiç kimse bu estetik ameliyatları keyfi nedenlerden dolayı yaptırmıyor. Aynen. Gerçekten ihtiyaçları var. Sadece özgüven bile bence başlı başına önemli bir nokta. Kesinlikle. Psikolojinizi düzeltiyor. Muhakkak. Ama beraberinde az önce izleyicimizin de söylediği gibi göğüs küçültme ameliyatlarında özgüven, işte estetik, işin psikolojik boyutunu bir kenara bırakalım. Fiziksel anlamda ciddi artılar sunan bir ameliyat. Evet. O yüzden ben o ameliyatı gerçekten zaruri diyorum. 60 yaşında yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Herhangi bir böyle diyabeti, şekeri falan bütün varsa. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatlarda tamam. da anestezi almasına engel herhangi bir durum söz konusu değilse rahatlıkla yaptırabilir. Zaten beyden de izin almış hanımefendi Meryem Hanım. Peki hocam şimdi özellikle şunu soracağım. Rekonstrüktif cerrahi meme kanseri operasyonlarından sonra çokça tercih ediliyor. Evet. Mastektomi ile tüm meme dokusu alınması gerekebiliyor bazen. Evet. Böyle durumlarda yine bu operasyonlar ve bu protezler zorunlu hale geliyor. Değil evet. mi evet. endikasyon evet. olarak? Biraz ondan da bahsedelim. Şimdi rekonstrüksiyon tabii ki çok geniş bir yelpazeye sahip. Kendi dokumuzla yapılabilir, silikon implantla yapılabilir. Son yıllarda biraz daha silikon implantla olan rekonstrüksiyon sayısında artış oldu. Daha kolay, ilave bir yük almamış oluyor hasta, riske girmemiş oluyoruz. Ancak burada önemli olan implant seçimi gene. Yani doğru implant seçimi yapıldığı zaman hastalar mutlu oluyor. Çünkü özellikle tek taraflı rekonstrüksiyonlarda bizim rekonstrükte ettiğimiz tarafın diğer tarafa çok yakın olması gerekiyor ki bir simetri sağlayalım. Eğer ciddi bir asimetri varsa hatta bazen karşı tarafa da bir küçültme ameliyatı veya dikleştirme ameliyatı tabii. gerekebiliyor. Burada hasta memnuniyeti biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü işin bir kanser boyutu var. Hastanın zaten psikolojik düzeyi farklı bir noktada. Dolayısıyla elde edeceğimiz estetik sonucun çok çok iyi olması gerekir ki hasta o süreci rahatlıkla atlatabilsin. Peki gelelim şuna. Örneğin hanımefendide fibroadenom var. Fibrokistik bir göğüs yapısı var. Böyle durumlarda silikon taktırmasında bir problem var mı? Şöyle, bir kere meme dokusuyla alakalı hiçbir işlemimiz yok. Yani bunun altını özellikle evet, çiziyorsunuz evet, zaten. Çünkü artık neredeyse altın standart haline geldi. İmplantları biz kasın altına yerleştiriyoruz. Tamam. Dolayısıyla meme dokusuyla herhangi bir işimiz yok. Ancak ileriki yıllarda eğer ki bir takım girişimlere maruz kalacaksa ki bunun bilgisini biz genel cerrahi uzmanından alıyoruz. O noktada ameliyat sırasında veya ameliyat öncesinde bir karar vermemiz gerekiyor. Ya bu fibroadenom ve fibrokistlere yönelik bir tedavi yapılacak, ardından implant cerrahisine girilecek. Ya da eğer genel cerrahi uzmanı herhangi bir şeye gerek yok, takip bizim için yeterli derse sadece yine implant koyabiliyoruz. Peki implant nasıl takılıyor hocam? Son 1,5 dakikamız. Evet, çok kısa. İz kalıyor mu? Kaç gün sonra normal hayata dönecek hanımlar? Tamam, çok genel bilinen şeyler artık herkes biliyor. Göğüs başından, göğüs alt kıvrımından ve koltuk altından koyuyoruz implantı. Bugün en sık kullandığımız bölge göğüs alt kıvrımı. Çok küçük bir kesiden koyuyoruz. Tamam. Kıvrımın altına yerleştiği için kesi noktası ve çok ince, neredeyse belli olmayan bir iz kaldığı için hastalar bu ameliyata işsiz bir ameliyat aynen, diyorlar. Aynen. Aslında işsiz bir ameliyat değil fakat görünmüyor. Çok kabul edilebilir bir iz kaldığı için de ve dediğiniz gibi görünmediği için de işsiz diyebiliyoruz. Diğer noktalar gene kullanılıyor ama çok fazla tercih ettiğimiz noktalar değil.
ameliyat yaklaşık 50 dakika, 1 saatlik bir ameliyat. Çok uzun bir ameliyat genel değil. Genel anesteziyle yapılıyor. Ameliyat sonrasında hastaların gene çok sık sorduğu sorulardan biri, ağrım olacak mı? Evet. Elbette her ameliyatın bir bedeli var. İyi bir sonuç elde etmek istiyorsak kas altına koymak zorundayız. Kas altına koyduğumuz için de ister istemez bir gerginlik ağrısı ortaya çıkabiliyor ama bu yaklaşık 24-48 saat sonra kabul edilebilir bir seviyeye geliyor. Süremizin sonuna geldik. Evet. Son bir soru. Şu an yaptıranlar yazın denize, havuza girebilir mi? Şu an yaptıranlar en az 2-3 hafta beklemek zorunda. Peki. Onu biz bir ay diyerek daha güvenli bir noktaya çekebiliriz. Yani dönemi aslında demek ki onu anlıyorum. Evet. Doktor Zekeriya Kul, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu yeni teknolojiyi programda izleyicilerimize paylaştığınız için. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerim, Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı dermatoloji uzmanımızla efendim kılcal damarlar lazerle nasıl silinir? Mezoterapi ve PRP yaz aylarına girerken neden yapılmalı? Bunları konuşacağız. Hafta başında birlikte oluncaya dek hayata sağlık ve sevgiyle gülümsemeyin. Lütfen ihmal etmeyiniz efendim. Hoşçakalın.